Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamada, İdlib'in kuzeyinde Suriye rejiminin topçu atışı sonucu 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığını açıkladı. İdlib'de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla, bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, rejim tarafından, 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak, gerekli karşılık verilmiş. Hedefler imha edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, asla da bırakılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz, açıklamaların bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed rejimi tarafından yapılan saldırı sonrası Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüştü. Dışişleri Bakanlığımızın Rus heyetiyle görüşmesi sürerken, İdlib'in kuzeyinden gelen şehit haberi, yüreğimize ateş düşürdü. Acılı aileleri başta olmak üzere tüm milletimize başsağlığı diliyor. Yaralı askerlerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Toprakları üzerinde vekalet savaşlarına engel olamayan rejimin, kahraman Türk askerini hedef alması, Türkiye'nin bölgede barış çabalarının ne denli önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Türkiye, barış için kararlı duruşunu sürdürecektir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'deki saldırıya ilişkin, Mehmetçiğimiz bölgede varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir ifadesini kullandı. Oktay, Twitter hesabından, İdlib rejim güçlerinin topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu. İdlib bölge halkının güvenliğini sağlamak ve yaşanan insanlık dramını engellemek için görev yapan Türk askerlerine düzenlenen saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Oktay, silahlı kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap verilmiştir. Mehmetçiğimiz bölgede varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir değerlendirmesini yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yayımladığı mesajda, İdlib şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Alçaklara misliyle karşılık verdik. Şanlı ordumuz gerekeni yapmaya devam edecektir, ifadelerini kullandı. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde, İdlib şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla, görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda, şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş. Düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır. Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya, dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir. 3 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı sonucu 7 asker ile 1 sivil personel şehit olmuştu. Aynı saldırıda 13 asker de yaralandığı bildirilmişti. Saldırıya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus yetkili makamlarına muhatabımız siz değilsiniz. Tamamıyla rejimdir. Bizim önümüzü kesme gibi bir durum söz konusu olmasın, açıklamaları da bulunmuştu. Erdoğan daha sonrasında yaptığı açıklamada ise, hassasiyetlerimizi ve kararlılığımızı her seviyede, her fırsatta, her platformda belirtmemize rağmen, Suriye'de anlaşmalara uyulmuyor. Önceki gün askerlerimize yapılan saldırı, Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Çünkü bu askerlerimize karşı taammüden yapılmış bir saldırıdır. Türk askerinin kanının aktığı bir yerde, hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz ifadelerini kullanarak açıklamalarına son verdi.